Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarından, gayretinden, görüşmelerden, bu konuya çok ciddi bir hazırlık, işte heyetler kuruldu, ciddi çalışmalar yapıldı, işte CHP ile bir koalisyon olursa. İki ayrı cepheden, tabii, değil mi? Tabii iki ayrı cepheden, hem MHP üzerinden hem işte CHP ile olasılığı üzerinden çalışmalar sürdürüldü. Bu tüm kamuoyunun önünde gerçekleşti. Hem AK Parti'nin tüm kurmaylarının hem de Başbakan'ın ifade ettiği bir husus vardı. Aslında 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarının açıklandığı gün itibariyle milletin iradesi dediler. Neticede sandık dediğimiz şey demokrasinin işleyişi açısından son derece önemli bir noktadır ve sandıktan böyle bir sonuç ortaya çıktı. Yani burada hiçbir partinin, hiçbir siyasi partinin aslında sandıktan bir sonuç çıktı, millet bunu dedi, işte şu mesajı verdi ama ben bunu ciddiye almıyorum, kendi bildiğimi yapıyorum deme lüksü yoktur. Hı hı. Neticede siyaseti ve siyasetçiyi yönlendiren halkın talebi, halkın beklentisidir. O açıdan bunlar başbakana da sorulan sualler arasında yer alıyor, evet. Yer yer. Defaatle söylediler, böyle bir durum yok dediler. Artı yani uzun süren ki CHP ile, hani MHP ile daha kısa sürdü ama CHP ile çok uzun süren temaslar, görüşmeler olmuştu. Bunların hiçbirisinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Şimdi aslında 7 Haziran seçimleri sonrasında siyasi liderlerin verdiği mesajlara baktığımızda evet, bu kararı millet vermiştir, gerekeni yapacağız diyerek bir koalisyona yeşil ışık yakıldı. Bu yönde bir çaba da sergilendi. Öte yandan şimdi partileri teker teker incelediğimizde, onların tabanlarına baktığımızda aslında özde ve temelde tabanların bir koalisyona çok sıcak bakmadığını fark ettik, gördük. Ya yani AK Parti tabanı bakıyoruz CHP ile koalisyonu hiçbir şekilde istemedi. CHP tabanı aynı şekilde AK Parti ile koalisyon olsun istemedi. MHP hakeza öyle. Yani sandıktan böyle bir sonuç çıktı ve bu sonuç seçmeni çok mutlu etmedi, seçileni mutlu etmedi. Ve aslında seçmen koalisyonu çok istemiyordu sanki. Evet. Ne dersiniz? Ben açıkçası sandıktan siyasi partiler açısından bir sürpriz ortaya çıkmıştı. AK Parti kıl payı tek başına, evet, iktidarı kaçırdı. Çok büyük bir açık ya da çok büyük bir oy kaybı söz konusu değil. Yine işte diğer partilerin oylarını, CHP, HDP ve MHP'nin oylarını arttırması da yine sandığın sürpriziydi. Ama herhalde en büyük sürpriz aslında seçmen oldu. Seçmen bu sandıktan bir koalisyonu çıkacağını çok da beklemiyordu, değil bana mi? Kalırsa. Oy değişiklikleri olacaktır. İşte HDP meclise girecektir. MHP'de ya da CHP'de biraz oy farklılıkları vardır. AK Parti'de de olur ama bu bir koalisyonlu yıllara bizi götürmez diye düşünüyordu kanaatine sahibim. Çünkü hem CHP ile hem işte diğer partiler, alternatiflerle koalisyon görüşmeleri olduğunda ifade ettiğiniz gibi tabanın bir baskısı oldu. Biz bunu en çok CHP AK Parti arasında hissettik. Hatta AK Parti ile CHP arasında bir koalisyon kararının çıkmamasını ideolojik, fikri anlamda, siyasal temelli bir takım sebepleri bulunmakla birlikte taban baskısında çok önemli bir etki olduğunu biliyoruz. Yani bu benim etkiledi mi? Yani bu görüşmelerin seyrini, siyasilerin karar verme mekanizmalarını. Tabii etkiledi. Burada belki şöyle bir şerh düşmek gerek. Partilerin partiler arasında, tabanlar arasında bir geçişkenlik olduğu sıklıkla zikredilir. Evet. MHP tabanıyla AK Parti arasında, taban arasında da bir geçişkenlik söz konusudur. Benzer tamamı değil, yekpare bir yapıdan bahsetmiyorum ama bir geçiş mümkündür. Milliyetçi muhafazakar bir kesim yine AK Parti tabanıyla benzer hassasiyetlere sahiptirler. Aslında geldiğimiz nokta itibariyle hem AK Parti tabanı hem de MHP'nin tabanı bir koalisyon fikrine sıcak bakıyordu. CHP ile AK Parti arasında bir koalisyon fikrine taban daha uyuşmaz diye. Var, evet, mıydı? Yani bunun katılıyor musunuz? Vardı. Yani aslında CHP ile AK Parti koalisyonunun sağlayacağı çeşitli avantajlar muhakkak vardır. Avantajları, dezavantajları, diğer seçeneklerine kendine göre avantajları, dezavantajları muhakkak vardır. Fakat şimdi avantajlara baktığınızda evet, birkaç işte sebep sıralayabiliyorsunuz. Fakat diğer taraftan tabanın desteğini kaybetmek ya da tabana rağmen bir irade ortaya koymak, bunlar da siyasi partilerin çok yanaşabileceği durumlar değil. Ki AK Parti'nin, bilhassa AK Parti özelinde bunu söylersek, kendisini var eden değerlerde bir takım
değişiklikler beklentisi masanın üzerine geldiği zaman bunun olması tabii ki mümkün değildi. Mesela yani. İmam Hatiplerle ilgili olan din dersiyle ilgili CHP'nin bu noktada dayatması beklentileri etkilemiş midir koalisyon görüşmelerini? Tabii yani AK Parti'nin aslında bu kendini inkarı gibi bir durum olur. AK Parti'yi var eden sosyolojik ya da siyasi sebepleri irdelediğimiz zaman birçok başlık ortaya çıkar. 13 yıl önce AK Parti ilk kurulduğunda şu sebepler, şu sosyolojik yapı vardı diyoruz. Burada zikredilecek en asli konulardan bir tanesi 28 Şubat'ın o son işte o darbe geleneğinin, o dönemin mütedeyyin kesim üzerindeki o baskıları, o uygulamaları bunların giderilmesine yönelik bir istek de vardı tabanda. Ve kitleler AK Parti'ye böylelikle bir teveccühte bulunmuşlardı. Böyle bir yönelim söz konusuydu. Ve nitekim 28 Şubat'ın İmam Hatipleri işte kapatan o uygulaması 4+4+4 sistemiyle ortadan kaldırıldı. Bugün CHP ile görüşmelerde koalisyon şartlarından birisi olarak bunun tekrar masaya konulması 28 Şubat'ın AK Parti eliyle tekrar uygulanmaya gelmesi anlamına geliyor. Yani bunu AK Parti'nin hiçbir yönetici de kabul etmez. Çünkü onların kendilerini siyaset tarzlarını ifade ederken bir tarzdan, bir çizgiden, bir duruştan, bir idealizmden bahsediyorlar. Buna atıfta bulunuyorlar. Tabanın AK Parti'ye teveccühünün temel sebebi hakeza bu. Yani 28 Şubat'ın AK Parti'nin eliyle gelmesi zaten kendi kendini bitirmesi, kendi kendini inkar etmesi anlamına gelirdi. Bu mümkün değildi. Bununla birlikte belki yine CHP AK Parti görüşmelerinde reform, restorasyon kavramlarını da bir irdelemek gerekir. Partilerin tabanları uyuşmadı. 4+4+4 sistemi, eğitim sisteminde bir takım işte problemler yine oldu. Ama reformla restorasyon arasında şöyle bir fark vardı. Nedir o? CHP şunu istiyordu. AK Parti hükümeti evet iyi kötü işte 13 yılda bir şeyler yaptı. Biz yeni kurulacak hükümeti uzun soluklu bir hükümet olarak tasarlayalım. Böyle bir uzlaşı sağlayalım. Zaten 4 yıl şartı koymuşlardı. Parti meclisi CHP başkanına bu şekilde bir onay vermişti, tam yetki vermişti ama 4 sene şartı vardı. Geçmiş 13 yılda AK Parti her ne yaptıysa bunları, yaptığı şeyleri, ya bir madde mi çıktı, bir yasa mı çıktı, bir uygulama mı var, bir işte yönetmelik mi var, bütün bunlarla ilgili bunları tahsih edelim. Yani çok belki düz bir cümleyle söyleyecek olursak, bu AK Parti 13 yılda sen yaptın ama iyi yapamadın, hadi biz şuna bir şekil şemal verelim, yeni bir form kazandıralım anlamına geliyor. Hı. Şimdi baktığımız zaman AK Parti iktidarı 13 yılda ardı ardına girdiği işte bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmış bir parti. Yani doğal olarak bu parti yöneticilerinin de ya biz doğru bir yoldayız ki seçmenle temasımız işte hiç kopmuyor. Bu teveccüh devam ediyor. Yani demokratikleşme noktasında işte iç politikada, dış politikada, ekonomide birçok atılım yapıldı. Birçok sessiz devrimler gerçekleştirildi. AK Parti'nin bunlardan vazgeçmesi de kendi bakış açıları, kendi siyaset yapma biçimleri açısından hiç makul bir şey değildi. AK Parti ise şunu öneriyordu. Biz 13 yılda bir şeyler yaptık, bu ülkeyi yeni bir noktaya getirdik ki seçim öncesinde de çok sık vurgulanan bir ifadeydi yeni Türkiye ifadesi. Biz önümüzdeki sürece bakalım. Dünya ilerliyor, ekonomi büyüyor, işte bölgede güçlenen ülkeler var. Biz geleceğe ilişkin neler yapabiliriz? Bununla ilgili bir mutabakat sağlayalım ve yeni reformlar yapalım, yeni bir anayasa yapalım. İşte barajı kaldıralım, seçim barajı ile ilgili bir tahsil yapalım. Demokratikleşme ya da insan hakları bağlamında yeni düzenlemeler getirelim. Türkiye'yi bulunduğu noktadan daha ileri bir noktaya taşıyalım diyorlardı. Bu da anlaşılamayan hususlardan birisi. Açıkçası bu şartlar altında AK Parti'nin bir koalisyona evet demesi, kendi kendini imha etmesi olurdu. Yani burada bu kuşkunun, bu şüphenin tabanda daha belirgin olduğundan bahsedebilir miyiz? Bir de şunu sormak istiyorum. Siz şöyle bir iddia var. Üst aklın, dış güçlerin bir Türkiye'de AK Parti-CHP koalisyonunu yönlendirme çabası içerisinde olduğu iddiası var. Katılıyor musunuz? Yani bir kısım odaklar, üst akıl, Türkiye'de bir AK Parti-CHP koalisyonu oluşsun diye mi çalıştılar seçim öncesinden bu yana? Şimdi bu sık dillendiriliyor. Bir de bu CHP'ye karşı şüphe, temkinli yaklaşım tabanda siyasetçilerden daha mı baskındı?
Açıkçası seçim sonrası 7 Haziran seçimlerinin akabinde iş dünyasının ya da bazı medya kuruluşlarının AK Parti CHP arasında bir koalisyon kurulmasını canlı gönülden desteklediklerini biliyoruz. Evet. Ki bunların parti yöneticileriyle de temasları, ziyaretleri olmuştur, çeşitli STK'lar. Bu noktada evet AK Parti ile CHP arasında koalisyon kurulmasını isteyen bir odak vardı. Belki burada geçtiğimiz günlerde yakın zamanda CHP'den istifa eden İhsan Özkes'in tweetlerini bir hatırlatmakta fayda var. İhsan Özkes koalisyonla süreciyle ilgili AK Parti'ye bir tuzağın kurulduğundan bahsetti. Yani bir tarafta CHP koalisyon için çok istekliymiş gibi görünecek. İşte çok istekli olacak ve bir koalisyon olursa zaten kendi şartlarını dayatmış olacak. AK Parti'yi tırnak içinde dönüştürmüş olacak. Buradan kazanacaklar. Eğer olmazsa da topluma bakın biz istedik ama bunlar işte yanaşmadılar. Çeşitli yerlerden engellemeler oldu. Propagandasını yapabilecekler şeklinde bir iddiası oldu. Bu yönde tweetleri oldu. Belki AK Parti'ye yönelik ki bu koalisyon görüşmelerine bizim en çok duyduğumuz ifadelerden birisi bu muhalefet genel başkanlarının da muhalefet partilerinin genel başkanlarının da ifade ettiği bir söylenme. Cumhurbaşkanının bir koalisyona müsaade etmediği yönünde bir şey. Aslında hiç olmayan yani Ankara'dayız, siyaseti yakından takip ediyoruz. İşte siyasetçilerin açıklamalarını, programlarını yakından takip ediyoruz. Hiçbir şey es geçmiyoruz ama şimdiye kadar bir seçim sonrası Cumhurbaşkanı'nın bir koalisyon kurulmasının yönünde herhangi bir açıklamasını görmedik. Böyle bir açıklama olmadı. Bilakis tam tersi yönde açıklamalar oldu. İnsanların egolarını bir tarafa bırakarak bir koalisyonun işte kurulması, ülkenin hükümetsiz bırakılmaması yönünde bir teşvik oldu. Ve nitekim Başbakan Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini de Cumhurbaşkanı'nın kendisi verdi. Yani bir tarafta bir gücün evet bir böyle bir baskı oluşturma şeyi havası vardı. Yani koalisyon kurulsun yönünde. Mesela burada yine enteresan olan durumlardan birisi de belki üzerine yine durmak gerekir aynı bağlamda çünkü. İşte seçim olursa AK Parti biter. AK Parti oy kaybı yaşar. Bunu kim pompalıyor? Yani bunu kim pompalıyor burada, size göre? Burada bir üst aklın olduğu Türkiye'deki siyasi gelişmelerde ya da aslında kendi başına sosyal hadiseler gibi değerlendirilebilecek birçok olayda bile bir üst aklın yönlendirmesinin olduğunu görüyoruz. Ama bu yönlendirme tabii yapılırken işin içerisinde medya desteği, STK'ların desteği var. Bu işte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle ilgili mesela bir takım medya haber yapıyor. Haberin kaynağı ne? İşte bir kendisini STK olarak tanımayan bir yapının işte bir masa üzerinden, bir işte tabak bardak üzerinden ki çok önceden alınmış zimmetli bunlar işte demirbaş eşyalar. Yani yeni alınmış eşyalar bile değil. Mesela bu o işte kara kampanyanın, bir propagandanın bir parçası. Birileri bunu ortaya çıkartıyor, bir iddiada bulunuyor. Bunu bir kısım medya haber yapıyor. Sonra başka bir medya işte köşe yazarları bunu köşe yazısı yapıyor. Sonra bu televizyonda tartışılıyor ve sanki ortada hakikaten öyle bir durum varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Ama bu bugünün meselesi değil. Bizim Gezi hadisesiyle birlikte Türkiye'de yaşadığımız yani şu son birkaç yıl belki diyebiliriz. Enteresan hadiseler oluyor ve burada bir üst aklın varlığı artık aşikar. Tabii bunların da çeşitli dirsek temaslarının olduğu kişiler ya da yapılar söz konusu. Evet. Ya Türkiye neden üst akıl Türkiye ile bu kadar uğraşıyor? Şimdi aklıma o geldi. Yani neden Türkiye ile bu kadar uğraşılıyor? Son nokta mı, son durak mı? Yani medeniyet merkezi, Orta Doğu, İslam dünyası, Türk İslam dünyası, İslam dünyasının batıya açılan penceresi son durak mı sizce Türkiye? Açıkçası Türkiye yani sadece bugün işte çok önemli bir coğrafya değil. Fakat giderek önemi, değeri artan bir ülke. Yani bu son 13 yıl içerisinde Türkiye'de ekonomik anlamda, siyasi anlamda, dış politikada yapılan çalışmalar, projeler Türkiye'nin dış dünya ile ilgili gerek İslam coğrafyası, gerek işte Batı nezdindeki imajı ile ilgili ya da işte onun gücü ile ilgili farklı bir yerde duran bir Türkiye var artık. Ekonomik anlamda işte özgürlüğünü kazanmış, çok büyük projeler yapan işte 3. köprü, 3. havalimanı gibi devasa projeleri olan bir ülke. Bu projelerin bir tanesi sadece kendi başına gerçekleştiği zaman
ülkenin ekonomik anlamda durumu, yani bu ülkenin tabii ekonomik anlamda işte gelişmesi, her bir vatandaşa, her bir insana dokunan tabii gelişmeler bunlar. Yani orada bir şeyler gelişiyor da buradakilere hiç etki etmiyor değil. Yani ülke kalkınıyor dediğimiz zaman bu her bir vatandaşa da sirayet eden, yansıyan bir durum. Yine Gezi hadisesi, hani tam dönem olarak zaten Gezi olaylarının başladığı döneme denk geldi. Üçüncü köprü, evet. Üçüncü havalimanı faaliyetlerinin başlaması, IMF'ye borcun bitmesi, bütün bunlar giderek özgürleşen, giderek gücünü artıran bir Türkiye oldu ve bu elbette hem bölgesel işte dengeler açısından kimilerini rahatsız edecek bir unsur, hem de Batı'da dünyayı tasarımlamak isteyen, dünyanın değişimini yönlendirmek isteyen odaklar açısından çok da sevindirici bir durum olmasa gerek. Burada ama şöyle bir şart düşmek istiyorum. Yani bugün Türkiye düşmanlığı ya da bu işte Türkiye'ye yönelik bu propagandanın aslında zarar vermek niyetli olan bu şeylerin temelini biraz da Erdoğan karşıtlığı, yani bir blok var. Yani Gezi'den... o bir sembol mü? Yani salt bir kişi üzerinden yürüyen bir düşmanlık mı? Yoksa Erdoğan'ın temsil ettiği yerlilik, vatanperverlik, hassasiyet, milli, dini hassasiyet. Ya yani o bir sembol mü? O bir durak mı? Yani Erdoğan'ın şahsıyla alakalı mı? Elbette Erdoğan'ın şahsıyla alakalı. Yani bugün Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu nefretin ya da bu garezin temelinde yatan şey... temsil ettiği değerler. Değil yani mi? Tayyip Erdoğan son işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı. Yani doğrudan halkı temsil eden bir cumhurbaşkanı var. Ve bu cumhurbaşkanının başbakanlık yaptığı dönemde Türkiye'nin birçok probleminde işte çok ciddi mesafeler kat edildi, önemli gelişmeler oldu ve cumhurbaşkanının sahip olduğu, temsil ettiği değerlerle problem olan herkes bir ittifak haline. Yani bugün açıkçası bundan birkaç sene önce, yani şu yapıyla şu yapı işte bir araya gelmez dediğimiz bütün yapıların hepsi çok yakın bir temas içerisinde can ciğer oldular. Değil mi? Ama hepsinin karşı çıktıkları şey Erdoğan karşıtı. Yani burada mesela Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırı içerisine çekilmesi diye son moda böyle bir tartışma da var, tırnak içinde popüler bir tartışma. Açıkçası ben bunun da başbakan olduğu dönemde sandıkta baş edemedikleri Tayyip Erdoğan'ın, yani Cumhurbaşkanı, şu an halihazırda Cumhurbaşkanı'nın sandıkta yenemeyen o siyasetçilerin biraz böyle olayı hem şahsi böyle şahsileştirme durumuyla da ilişkilendiriyorum. Yani o zaman olmadı, şimdi deneyelim. Yani Erdoğansız bir AK Parti, Erdoğansız bir Türkiye yürüyor projesine mu? Devam dönüştü. Eder mi? Erdoğansız bir Türkiye, Erdoğansız bir AK Parti pasifize edilmiş. Yani AK Parti üzerinde Erdoğan'ın bağlayıcı ve birleştirici gücü, etkisi en azından sembolik anlamda devam etmiyor mu? Yani şöyle bir durum var. Tayyip Erdoğan evet, halkın %52 işte oy alarak gelen, tüm milleti temsil eden bir isim, öyle bir makamda oturuyor. Fakat nitekim geldiği siyasi hareket, siyasi çizgi belli. Ve o hareket içerisinde yeri vazgeçilmez, tartışılmaz olan bir isim, öyle bir konumu var. Yani bugün onunla kitlelerin kurduğu bağ değişecek değil. Yani nitekim değişseydi Gezi hadisesinden bu yana işte ardı ardına 3 seçim yaşandı. İşte yerel seçimlerde çok büyük bir başarı elde edildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hakeza öyle. Yani o formülü tutmaz. Yani Erdoğansız bir Türkiye formülü. Yani önce Erdoğansız AK Parti'ydi başbakan olduğu dönemde. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Erdoğansız bir Türkiye. Onun pasifize edildiği, aslında bir alana itilmek istendiği bir Türkiye. Bunun da çok olacağını zannetmiyorum. Senaryo biraz da şey mi? Özal'ın yaşadığı kader, ANAP'ın dağılması, biraz onun üzerinden aslında nihai sonuç AK Parti'yi yok etmek gibi sanki. Tabii burada şöyle bir durum var. Yani Tayyip Erdoğan, onlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kale olarak görüyorlar ya da bir kalenin kapısı olarak görüyorlar. Yani o kapıyı bir kere bir açabilseler, o işte o dış güçler, o üst akıl, bir kere o kapıyı bir aralayabilseler oradan zaten kaleyi kuşatacaklar. Yani burada şöyle bir durum da yok. Biz Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı'nı işte etkisiz hale getirelim, mesele bizim için bitti gibi bir durum yok. Yani bu başlangıç tabii.
Çünkü Erdoğan'ın olmadığı bir denklemde bunların çeşitli projeleri dolaşıma sokmaları çok daha kolay olacaktır. Peki şeye gelelim tekrar koalisyona, seçim kümitini. Koalisyon görüşmeleri dün itibariyle olumsuz sonuçlandı. Bugün Başbakan Davutoğlu görevi iade edecek. Bundan sonra ne olacak? Açıkçası seçime giriyoruz. Anayasal süreç. Yani şu an bir erken seçim tabii, süreci seçim, başladı. Süreç seçime gidiyor. Şimdi 45 günlük sürenin dolmasına çok az bir zaman kaldı. Yani bu süre zarfında şimdiye kadar anayasanın o belirlediği bir süreci yaşıyoruz biz aslında. Yani burada bir şahsın, hani Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın ya da farklı isimlerin belirlediği bir süreci yaşamıyoruz. Bizim şu anda yaşadığımız süreç anayasal bir süreç. Anayasanın belirlediği bir süreç. Seçim olur. Oradan işte tek başına iktidar çıkmazsa Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini verir. Nitekim verdi Başbakan Davutoğlu'na. Görüşmeler yaptı Sayın Davutoğlu. Bu görüşmelerden bir netice çıkmadı. 45 günün tamamlanması durumunda Cumhurbaşkanı Meclis Başkanı ile istişare ederek bir seçim kararı alınır. Aslında farklı alternatifler de vardı. Neler var? Meclisten bir seçim kararı çıkabilirdi. Fakat buna ne MHP ne de CHP yanaşmadı. Yani doğrudan meclis halkın iradesinin işte tecelli ettiği bir yer. Bir koalisyon neticesi çıkmadı ortaya. Fakat koalisyon çıkmadı. Tamam seçime gidelim yaklaşımı da söz konusu değil. Hatırlarsanız 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından Sayın Bahçeli'nin bir açıklaması olmuştu. Erken seçimi ilk dillendiren, ilk zikreden siyasi lider evet. Sayın Bahçeli'ydi. Fakat bugün işte bir meclisten seçim kararı alacak işte bir şeyde formüle de hayır dedi. Buna da sıcak bakmıyor. CHP herkese böyle bir şey yanaşmıyor. Aslında en şık, en güzel olabilecek seçenek buyken şu anda bir azınlık hükümeti formülü başka bir seçenekti. Bu iki formül şu an için elenmiş görünüyor. Tek alternatif de Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı'yla istişare ederek 45 günlük sürenin bitiminden itibaren 90 günün sonrasında akabinde ilk pazar gününe denk gelen tarihte seçim yapılabilir. Bunlar tabii süreç içerisinde olacak. Bunun Cumhurbaşkanı'nın erken seçim kararı verme etkisi var zaten. Tabii anayasaya göre evet anayasa 116. maddeye göre böyle bir süreç işlemek durumunda Cumhurbaşkanı zaten kendi yetkisini anayasanın çünkü Cumhurbaşkanı seçime götürmese ülke ne olacak, hükümetsiz mi kalacak? Ya kocaman bir sorun karşımıza çıkıyor. Yani ne istiyor bu muhalefet? Hem koalisyon olmadı. Erken seçim istemiyor. Öte yandan diyor ki erken seçimde AK Parti'nin oyları düşecek. Yani hem AK Parti'nin olası bir seçimde oylarının düşeceğini iddia ediyor. Hem koalisyona uzlaşılmaz maddelerle geliyor. Hem erken seçim hükümeti istemiyor. Yani amaç nedir? Türkiye'nin bu kaotik ortamı ne kadar devam edecek? Yoksa AK Parti'yi zorunlu bir koalisyona mı itmek istiyorlar? Yani AK Parti bir koalisyonun parçası olsun tazyiki var. Bunu görüyoruz ancak... makul AK Parti'nin siyasi çizgisi duruşu içerisinde makul olabilecek bir takım tekliflerle gelinmiyor, şartlarla gelinmiyor. Bugün MHP'nin öne sürdüğü işte 4 madde ya da CHP'nin öne sürdüğü maddeler AK Parti için bir koalisyon kurmayı imkansız hale getiren şeyler. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Bir koalisyon olmuyor, seçim hükümeti kuralım, bir azınlık hükümeti kuralım, işte birlikte ülkeyi hiç germeden, işte o belirsizlik durumu yaşanmadan bir an önce meclisten bir seçim kararı alınalım deniyor. Bu hem CHP'ye teklif ediliyor, hem MHP'ye teklif ediliyor. Fakat buna da evet denilmiyor. Ya bu durumda zaten anayasanın işte bu maddesi, 116. maddesi tam da böyle durumlar için hazırlanmış. Çünkü ülkede bir hükümetsiz kalma, bir kaos, işte bir belirsizlik durumu yaşanmasın diye. Süreç çok net. Bir geçici bir işte hükümet kurulacak, bir bakanlar kurulu kurulacak. Dağılım nasıl olacak? Orada partilerin oy oranlarına göre bir dağılım olacak. Fakat Ulaştırma, Adalet ve İçişleri Bakanları bağımsız isimlerden, yani bir siyasi işte partiyle temas olmayan isimlerden atanacak, seçilecek. Burada partilerin bu kabineye üye vermeme gibi bir hakları da var. Mesela MHP işte vermeyeceği tarzında bir açıklaması oldu. Vermezse problem değil. Yine bağımsız işte isimler atanıyor.
Burada partilerin de çünkü kendi içerisinde bir problem yaşadıklarını HDP, MHP arasında görüyoruz. İşte CHP diyor ki eğer HDP olmazsa biz orada olmayız. MHP diyor ki HDP'nin işte üyeleri olursa biz orada olmayız diyorlar. Bu tarzda problem mi oluyor? Çok heyecanlı yerde bitirelim. Evet. Bir reklam arasına gidelim. Reklamdan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Nil Gülsüm'le gündemi, siyasi gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Sizler de sosyal medya üzerinden bize ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar Nil Gülsüm'le burada gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Yeni Şafak gazetesinden sevgili Nil Gülsüm ile süreci, koalisyonu, seçim hükümetlerini konuşmaya devam ediyoruz. Seçim hükümetlerinde kalmıştık. Seçim hükümeti nasıl olur? Bu konuda şimdi CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, HDP seçim hükümetinde yer almazsa biz de yer almayız demiş. Ya bu CHP ile HDP yapışık kardeşler falan mı? Biz bunu seçim sürecinde de gördük böyle CHP'lerin HDP'yi desteklediğini. Nitekim CHP Genel Başkan Yardımcısı HDP'ye oy verdiğini açıkladı. Şimdi burada da böyle bir ifade. Yani bu CHP'nin muhabbeti nedir? Neden evet. kaynaklanır? Aslında çok enteresan bir durum hakikaten bir siyasi partinin. Çünkü her siyasi parti ister büyük bir olsun, büyük bir parti olsun ister küçük bir parti olsun bir iddiası vardır. Evet. Bir hedefi vardır. Bu hedef doğrultusunda siyaset yapar. Taban desteğini de bu şekilde kazanabilir. CHP'nin milletvekillerinin böyle yer yer işte HDP ile ilgili olumlu açıklamaları seçim öncesinde de biz bunu gördük. Yani seçim sonrası sadece açıklanmış ifadeler değil bunlar. Seçim öncesi de vardı. Şimdi geldiğimiz noktada CHP milletvekili seçim hükümetinde HDP yer almazsa biz olmayız diyor. Bunu kendi tabanlarına seçime gidiyoruz anlatmak durumundalar. Hı hı. Sonra işte HDP'nin kendi tabanına CHP ile bu yakınlığı ayrıca anlatması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de Kürt meselesi dediğimiz hadise de yani geçmişe dayanan bir şey. Bu bugünün meselesi değil. Yani o seçmene kendi tabanına bunu anlatmakta da HDP zorlanacaktır. Öte yandan en büyük zorluk aslında MHP'yi bekliyor. MHP Genel Başkanı tabanının AK Parti ile koalisyon kurması isteğini almasına rağmen bu mesajı insanlar veriyordu. Anketler bunu gösteriyordu. Muhtemelen onlar da kendi partileri de anket yaptırıyordur. Şimdi HDP'nin bir kabine içerisinde yer almasının önünü açmış oluyor. MHP, Başbakan Davutoğlu'nun bir azınlık hükümeti kuralım ya da bir meclisten seçim kararını biz siyasi partiler olarak alalım teklifini kabul etmemekle birlikte HDP'yi kabineye getirip yerleştirmiş oluyor bir anlamda. Çünkü yani varlık bütün, sebebiyle çelişen bir durum değil mi? Ciddi bir paradoks var ortada. Yani bakıldığı zaman izah etmek, anlamak çok da mümkün değil açıkçası. Fakat çok yakın bir zamanda işte seçim olacak. Yine Cumhurbaşkanı bir geçici kabinenin kurulması için bir görevlendirmede bulunacak. Burada partiler oy oranlarına göre kabineye bakan verecekler fakat hangi parti biz bu koalisyonun içerisinde yer almayız, kabinenin içerisinde yer almayız diyecek. Hangisi kabul edecek onu da önümüzdeki günlerde görebileceğiz açıkçası. Şu anda bir netlik yok. MHP'nin bir ifadesi var. Oldu ama evet. Erken seçim hükümeti olursa bakanlar kuruluna üye vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz şeklinde bir açıklaması oldu. Ortaya nasıl bir tablo çıkacak açıkçası bu herkes için sürprizlerle dolu. Bir taraftan tabii CHP sözcülerinin, CHP'li vekillerin hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu'na vermesi yönünde de bir talebi var. Fakat verir mi? Şimdi herkeste bir heyecan var. Evet. Bilhassa AK Parti tabanında Cumhurbaşkanı acaba bu görevi Kılıçdaroğlu'na verir böyle mi? Böyle bir zorunluluğu yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevini Kılıçdaroğlu'na ya da işte CHP'ye verme gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Artı bir hükümet kurma alternatifi ihtimali görecek olsa vermekten de imtina etmez. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle meclisten şu anki 7 Haziran seçimleri sonrasında iki seçenek çıkıyor zaten koalisyon seçeneği. Ya AK Parti ile CHP bir koalisyon kuracak. Yani AK Parti'nin içinde olduğu bir formül veya diğerlerinin olduğu bir formül. Hani %60 blok falan deniyordu ya sonra çöktü denilen o blok.
AK Parti MHP ile AK Parti CHP ile bir koalisyon kurabilir. AK Parti her ikisini de denedi, olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu AK Parti ile bu koalisyon görüşmelerini başlatmadan önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başbakanlık bile teklif etti. Yani yeter ki bir koalisyon kuralım, yeter ki bir araya gelelim. Ama sayısal anlamda MHP ile CHP'nin bir araya gelmesi yetmiyor. Muhakkak HDP'nin ya dışarıdan işte destek olması gerekiyor ya da o koalisyonun işte bir parçası olması gerekiyor. MHP bu formula hiçbir şekilde yanaşmıyor. Bizim yani mecliste başka bir parti var da haberimiz mi yok, yorumları yapılıyor Ankara'da sıklıkla. Hani bir başka parti daha seçime girdi de meclise girdi, bizim haberimiz mi yok? Ya seçenekler bunlar zaten. AK Parti 40 küsür gündür koalisyon seçeneklerini denedi. Şimdi yani siyasetin tabiatına da aykırı değil mi? Bir siyasi partinin var olması ve bir iktidar olmadır, meclisi kurmadır, yönetmedir, hükümet olmadır. Yani MHP'nin tavrını da açıkçası burada insanlar kendi tabanı da anlamakta biraz zorluk çekiyor. Şöyle bir iddia da var. İşte MHP'yi kontrol eden bazı mekanizmalar çeşitli yollarla bu farklı şekillerde de olsa belki tehdit, belki farklı yollarla bir kontrol etme, yönlendirme mekanizmasını kullanıyor gibi. Öyle bir olasılık var mıdır? Yani bir MHP'yi de yönetmeye çalışan bir üst akıldan, bir üst güçten, dizayn etmeye çalışan bir gizli elden, odaktan bahsedebilir miyiz? Bu noktada belirleyici olmuş mudur? Açıkçası yani bu evet vardır demek için çok net şeylerin olması gerekir. Değil yani mi? Bu tarz iddialar var ama çok da bunları somutlaştıran bir tablo yok. Ben evet. Şunu söyleyebilirim. Belki işte MHP yönetimi şundan çekilmiş olabilir. AK Parti ile MHP tabanı arasında bir geçişkenlik söz konusu. Olası bir koalisyonda kendi kitlesini AK Parti'ye kaybetmekten, oraya kaymasından korkmuş olabilir. Fakat siyasetler böyle düşünmüş olsalar bile sürecin geldiği nokta itibariyle HDP'li milletvekillerini bakanlar kuruluna taşıyacak olan parti halihazırda MHP oluyor. Yani bütün Davutoğlu'nun, Başbakan Davutoğlu'nun bütün tekliflerine, bütün önerilerine hayır demekle HDP'de şu an işte en son son dakika açıklamasıydı bu. Biz bu kabinede yer alırız diyor. Bir anlamda dolaylı olarak MHP böyle bir imkan tanımış oluyor. Açıkçası risk siyasi anlamda MHP açısından çok daha büyük. Ama ne düşündüler, hangi gerekçelerle böyle bir karar aldılar onu bilmiyorum. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'na veya başka bir isme yani şu noktadan sonra görev, hükümeti kurma görevi verilecek olsa bir koalisyon arayışı için yani 2-3 gün içerisinde bir koalisyon kurma ihtimali çok zayıf. Bu ülke açısından da ciddi bir zaman kaybı. Bir gün bir gündür yani ülkenin bir gün bile hükümetsiz kalmaması diye bir ifade sıklıkla vurgulanıyor. Çünkü ülkenin bir gün hükümetsiz kalması demek ekonominin, siyasetin, bütün dengelerin her şeyin alt üst olması, bir sallanması anlamına geliyor. O açıdan yani büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı önümüzdeki pazartesi itibariyle Ankara'da beklenen açıkçası yani görevi, hükümeti kurma görevi, seçim hükümeti açısından bir hükümet kurma görevi verecek, bir kabine oluşturulacak, kabineye üye veren partiler olacak, vermeyenler olacak. Burada bir diğer tartışma konusu da mecliste genel kurula bir şeyin gelmesi, tartışılması için bir komisyonun da olması gerekiyor. Anayasa komisyonunun kurulması gerekiyor. Açıkçası hem siyasetçilerin hem de hukukçuların, bu alanda çalışan hukukçuların ifade ettiği hususta mecliste tüm komisyonların kurulmasına gerek yok. Bu olağanüstü bir süreç, olağanüstü durum. Sadece anayasa komisyonunun kurulup işte bir şey olması da yeterli olur da gündeme geliyor. Öyle ya da böyle hani bu birkaç gün içerisinde hepimizi şaşırtan yeni bir karar, yeni bir uzlaşı, belki işte azınlık hükümeti ya da meclisten seçim kararının alınması yönde sürpriz bir gelişme olabilir. Ama neticede bizim an itibariyle bildiğimiz bir seçime gittiğimiz. Seçime gidiyoruz. Şimdi şöyle iddialar da oldu. Yani seçimin, yeni bir seçim, erken seçimi Türkiye'nin ekonomisi kaldırmaz ve bu bizim için büyük bir yük. Daha sonra da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek partilere Hazine'den seçim yardımı yapılmayacağını açıkladı.
Gerçekten mali anlamda yük oluşturur mu? Bir de erken seçimi istemeyen odakların bunu çok olumsuz bir tabloyla çizmeye çalışması, belirtmeye çalışması, erken seçimin Türkiye için gerçekten olumsuz sonuçlara yol açacağı iddiaları var. Bu yönde evet. iddiaları var. Katılır mısınız? Bu bir yük mü, olumsuzluk mu seçmen için, ülke için, ekonomi için? Gerçekten Türkiye engelleyecek, sarsacak bir durum mu? Açıkçası yani Türkiye ilk kez seçime girmiyor. 13 yıldır biz tek başına iktidar dönemini yaşıyoruz. Onun öncesinde toplumun birçoğunun zihninde çok diridir koalisyonlu yıllar, erken seçim kararları. İşte bir büyük bir umutla toplumun bir inanarak evet, nihayet bir istikrara kavuşacağız. İşte hayalinin hep yarıda kaldığı, o kurulan koalisyonların tekrar işleyemez hale gelip seçimlere gidildiği günler 13 yıl öncesine kadar Türkiye'nin yaşadığı günlerdi. Hı hı. Burada bir koalisyon çıkmadı. Yani yapılabilecek başka bir alternatif yok. Böyle bir arafta bir durumu yaşayamaz ülke. Ülkenin bir gün hükümetsiz kalması ya da o belirsizlikle yaşayacağı o istikrar dediğimiz o işte şeyin yerini kaosa bırakması ihtimali o kadar yüksek ki seçime gidilmemesi burada bir problem teşkil edecek. Bunu dillendirenlerin bir söylediği şu ifade var ki çok önemli. Türkiye yönetilemez hale gelir deniyor. Yani seçimden sonra ülke tekrar karışacak deniyor. Bu açıkçası halkı bir anlamda tehdit etmek gibidir. Yani seçim olursa seçimden işte hani şu sonuç çıkarsa biz onu kabul etmeyiz de bu sonuç çıkarsa kabul ederiz gibi insanları önceden koşullandırma tarzı bir şey. Türkiye'nin yönetilemeyecek hale gelmesi demek ne demek? Yani kim neyi istiyor? Neyi arzu ediyor? Ülkede zaten şu an içinde bulunduğumuz durum gerçekten çok acı. Ve bir an önce hükümetin kurulması gerekiyor. Halihazırda işte şehit haberleri bir taraftan gelirken işte doların, dövizin işte yükselişi, dalgalanması, o belirsizlik, bütün bunlar yaşanırken şu an ülkenin ihtiyaç duyduğu şey, birinci olarak ihtiyaç duyduğu en acil konu hükümetin kurulması. Bunun yolu da seçimden gözüküyor. Erken seçim işte kararının bir seçim hükümeti kurulması ülke açısından öyle bir mali bir sarsıcı bir duruma da sahip değil. Aynı zamanda işte ülkenin farklı bir boyuta geleceği, yönetilemeyeceği ya da güvenlik problemlerinin oluşacağı şey de aba altından soba göstermek denilebilir, bu şekilde de yorumlanabilir açıkçası. Yani seçmeni aslında biraz görüşünü, kullanacağı oyun rengini kanalize etmeye çalışıyor bir şekilde belli evet. odaklar. Biz bunu 7 Haziran seçimleri öncesinde aslında şu cümleyle çok sık duyuyorduk. Eğer HDP barajı aşamazsa ortalık kan gönlüne döner, her şey karışır, bu sokaklar... Bu tehdit miydi? Bu tabii üstü örtülü bir tehditti insanlara. Ülke bakın işte çözüm süreci, bir barış süreci devam ediyor. Kan akmıyor. Bunun devam etmesini istiyorsanız hadi HDP'ye barajı açtırın mesajı verildi. Alttan alta bu mesaj verildi açıkça. Fakat neticede HDP barajı açtıktan sonra geldiğimiz nokta bu. Maalesef işte çözüm sürecinin artık Cumhurbaşkanı ifadesiyle buzdolabına konulduğu bir dönemden geçiyoruz. Ne olacağı, bundan sonrasının ne olacağı da belli değil. Her gün acı haberlerle sarsılıyoruz. Tüm Türkiye üzülüyor. Kürdüyle, Türküyle herkes üzülüyor. Şimdi de yani şöyle bakıldığı zaman işte Gezi'ye de atıfta bulunuyor zaten. Yani Gezi'de ülkede işte bir karışıklık oldu, kaos oldu. İşte tüm Türkiye bu yayıldı. Benzer bir durum olur durumu söz konusu. Yine seçimlerle ilgili erken seçim konusu gündeme geldiğinde enteresan bir şey. Yani bu ifadeleri kullananlar da alelade insanlar değil. Aslında seçimlerin nasıl gittiğini bilen işte basın alanında çalışan isimlerin bile bu minvalde açıklamalarını görüyoruz. İnşallah işte hilesiz bir seçim olur. Yani burada doğrudan tabii yani 7 Haziran seçimleri hilesizdi. Yani aradan bir ay geçince hileli mi oluyor? Hani ne oluyor? Siz arzu ettiğiniz bir sonuç çıkarsa o seçim hilesiz, arzu etmediğiniz bir sonuç çıkınca da hileli bir seçim mi oluyor? Yani bunlar çok makul, işte sağduyulu açıklamalar değil. Ve ülkenin şu an halihazırda en çok ihtiyaç duyduğu şey açıkçası sağduyu. Biz de mesleğimizi icra ederken, Ankara'da da siyaseti, siyasetçileri takip ederken de birinci aslında derecede işte önem taşıyan konuların bu olduğunu görüyoruz. Makul olana sarılmak. Doğru olan yoldan ilerlemek şu an için, bugün için, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda da makul olan artık seçim.
seçim. Görünüyor. Peki olası bir erken seçimde partiler arası oy rengi değişecek mi? Geçişler olacak mı? Olursa nasıl olur? Ya açıkçası benim en çok bu son dönemde üzüldüğüm böyle hususlardan birisi, ya ben anket sonuçlarını mesela okumakta bile zorlanıyorum. Çünkü çok üzücü olaylar yaşıyoruz. Yani bir tarafta işte şu anda sandığın rengini, oyların rengini belirleyecek olan iki husus var. Biz zaten 7 Haziran'da bir kırılma noktasıydı. Sonra Suruç saldırısı ayrı bir kırılma noktası oldu. Yani iki ayrı gelişme şeyi var, çizgisi var. İki ayrı yerden değerlendiriyoruz. Şimdi bu son olaylar, yaşanan acı hadiseler, bunlar da elbette insanların tercihlerini etkilemiştir. Açıkçası muhakkak sonuçlarda bir farklılık olacaktır. İnsanların işte 7 Haziran'dan bugüne o belirsizlik, hani programın başında da ifade ettiğimiz gibi, yani en büyük sürpriz bana göre seçmenin kendisine oldu. Çok da bir koalisyon ortamını yaşanacağını, o eski işte vardır ya bu eski arşiv görüntüleri bazen haberlerde de çıkar, işte Bülent Ecevitler, Demirel'ler oradan, Tansu Çiller'ler oradan, hepsinin yüzünde bir acı bir ifade vardır. İşte Bülent Ecevit, Allah rahmet etsin, işte çok da gayret sarf etmiştir ülkenin ekonomik anlamda işte gelişim kat etmesi için, para bulmaya çalışmıştır, kaynak bulmaya çalışmıştır, yurt dışlarına gitmiştir, eli boş dönmüştür. Yani çok acı acı yıllardı, hem siyasetçiler için, hem o süreci yöneten kişiler için, hem de millet için. Şimdi millet birden bu realiteyle karşılaştı. Açıkçası bu insanların zihninde bir kanaat değişikliğinin olacağını gösteriyor. Anketler de hani bunu gösteriyor. Ama çok da böyle işte bu son olaylarla böyle bir sandık tahmini olayını hani çok da girmek istemiyorum açıkçası. Hı hı. Ama değişim olacaktır, muhakkak olacaktır. Bir de şöyle bir iddia var. Kadınlar kaosu en az tahammülü kişilerdir. Siyasetin rengini erken seçimde daha çok kadınların istikrar isteyen ve koalisyon istemeyen kadınların tercihi, güven duygusunu yaşamak isteyen kadınların tercihi belirleyecek şeklinde bir iddia var. Biraz da mantıklı görünüyor. Evet. Kaymalar da sanki bu yönde olacak. Şimdi bir de Gürsel Tekin'in ifadesi var bugün. Diyor ki iktidar olursak bedelli askerlik yapanların askerliğini iptal edeceğiz. Yani bu nasıl bir iddia, nasıl mantıklı çıktı? Böyle yetenekli diyelim, tecrübeli bir siyasetçinin bunu söylemesi, bu iddiayla seçim öncesi bilhassa yola çıkması bir hata, ciddi bir hata değil midir? Yani evet. Açıkçası çok enteresan bir açıklama. Ben Gürsel Bey'i de iyi tanırım. Siyasi şeyi de köklüdür. Uzun yıllardır siyasetin içerisindedir. Açıklamayı görünce şaşırdım. Çünkü CHP yakın zamana kadar bedel için kampanyalar yürüten bir partiydi. Hatta yaş 25 olsun, ücret de 15 olsun, 15 bin TL olsun. Hani bundan işte daha geniş kitleler. Yani 25 yaşının üzerinde herkes istemiyorsa askere gitmesin derken, bugün nasıl oluyor da öyle ya da böyle toplumun işte bir kesimi, binlerce insan, yani bunların hani şimdi Gürsel Bey orada bir siyasetçi göndermesi yapıyor. Aslında işte bazı siyasetçilerin çocuklarını askere göndermenin yolu buradan yatıyor. Biz de bunu kaldıracağız diyor. Ya yani sormazlar mı insanlara burada işte Afyon'da, Antep'te, atıyorum Adana'da, İzmir'de, Antalya'da bedelli işte parasını denkleştirmiş bin bir şeyle, belki evlenecek, işte askere gitmiş, belki işte çocuğu olacak, orada bir tercihte bulunup gitmiş bir insanın kazandığı bir hakkı elinden nasıl alırsınız? Yani hukuken böyle bir, de mantıklı hukuken değil mümkün mi? Değil bu. İnsan hakları açısından mümkün değil bu. Yani kabul edilir bir şey değil bu. Siyaseten de açıkçası dün dediğinizin tam tersini, bunu nasıl diyorsunuz? Bu da ayrı bir konu. Zaten sosyal medyada üzerine epey bir mavra döndü, espriler döndü. Bu kabul edilecek bir şey değil, makul değil çünkü. Evet. Şimdi size bir soru gelmiş izleyicimizden. Diyor ki Nilgül'sün bürokrasinin merkezinde Ankara'da nasıl yaşıyor? Yani İstanbul'dan Ankara'ya geçiş yaptınız, orada yaşıyorsunuz. O bürokratik, o siyasi hava nasıl etkiliyor sizi? Öyle bir soru gelmiş. Evet. Açıkçası çok güzel bir soru. Ben İstanbul'dan, hani Ankara'nın nesi güzeldir, İstanbul'a dönüşü güzeldir şairin o sözüne atıfla. İstanbul'dan sonra Ankara'da yaşamak hakikaten çok zor gelmişti.
İstanbul'un tabii farklı bir enerjisi var. Daha işte edebiyat, sanat, siyasetle de uğraşıyorsunuz işiniz icabı ama daha farklı bir hali oluyor. Şehrin bizatihi kendi enerjisi de çok başka. Ankara'ya geldikten sonra ben her iş çıkışı İstanbul'u özlüyordum. İşte Boğaz kenarına gitmek, bir çay içmek, sahilde yürümek, o tarihin işte çok canlı kendisini hissettirdiği sokak aralarında dolaşmak, eski İstanbul'da dolaşmak. Bunları hep özlemliyordum. Fakat bu son işte süreçlerde öyle bir siyasi gelişmeler oldu ki buna herhalde 17 Aralık darbe girişimi diyebilirim. 17 Aralık darbe girişimi itibariyle çok yoğun bir siyasi gündem var. Açıkçası zaman ve mekan mefhumu benim için kayboldu. Yani şu anda Ankara'da mıyım, başka bir yerde mi ikamet ediyorum? O durumun farkına çok varmadım. Genel olarak evet olumsuz birçok şey yaşadık ama çok o yoğunluk yansıdığı için çok Ankara'da olduğumu da pek fark edemiyorum. Ama bir gazeteci için daha evet. Merkez değil mi? Tabii, siyasetin tabii, merkezi tabii. Olması dolayısıyla. Yani şunu da diyebilirim, doğru zamanda doğru yerdeyim. Çünkü hakikaten tarihe tanıklık ediyoruz. Yani 28 Şubat dönemleri yaşanırken insanlar her gün evet biz işte şu an bir tarih yazılıyor. Türkiye'nin kaderinin işte çok önemli hadiselerini tanıklık ediyoruz. Belki şeyinde değillerdi. Üzerinden 15 sene geçmiş bir olay, bir dönem. Her ayrıntısıyla bizim için çok önemli. Ülkenin kaderini, tüm gidişatını, bugünlere işte gelinen noktanın temelini oluşturuyor. Neticede bugün yaşanan hadiseler de bundan işte 50 yıl sonrasında istirahat edecek çok önemli bir kırılma noktası evet. Aslında Türkiye açısından. Hem siyasi hem sosyolojik açıdan. Ben İstanbul'da ikamet ettiğim dönemde, şimdi meslekte çok kıdemli olan, önceden başlamış olan işte abilerimiz, ablalarımız vardı. Onlar ben 28 Şubat günümde Ankara'daydım derler. Yani bir cümle kurar, bu çok şey söyler aslında. Yani Ankara'dan meseleyi birinci yerinde, kaynağında takip ediyorum derdi. Ben bunu güzel bir şeydir diye düşünürdüm ama bu süreci, bu son işte iki yıllık süreci Ankara'da, iki buçuk yıllık süreci Ankara'da yaşayınca evet, siyasetin merkezinde olayların nasıl ilerlediğini görmek, yani o da bir gazeteci için ayrı bir şans. Tam merkezindesiniz, olayları sıcağı sıcağına görebiliyorsunuz. Daha yakından tahlil etme imkanı bulabiliyorsunuz. O da mesleki anlamda evet bir şey. Şimdi Ankara'yı da şey yapalım, Ankara aynı zamanda çok güzel de bir şehir. Büyük bir şehrin tüm imkanlarına sahipsiniz. Aynı zamanda küçük, bir kolay da bir şehir yaşaması. Çok da şey yapmayalım şimdi İstanbul'u kayseri. Evet. Yani ben de Ankara evet. Sevdiğim şehirlerden evet. Biridir. Kendimi güvende hissettiğim şehirlerden biridir. Ankara'ya evet. Gittiğimde evet o havayı hissediyorum. Yani evet. Şöyle diyebilirim, memleketim Gaziantep. Yani birinci sırada tabii ki Gaziantep, evet. İkinci sırada İstanbul, sonra üçüncü sırada Ankara geliyor diyebilirim sevdiğim şehirler arasında. Evet. Şimdi 17 Aralık, 25 Aralık derken paralel mevzusu geldi aklımıza. Zekeriya Öz'ün işte yurt dışına kaçtığını biliyoruz Celal Karay'la birlikte. Diğer savcı zaten kayıp. Şimdi bugün bir iddia da gündeme düştü. Savcı, eski savcı Zekeriya Öz'ün giderken devlete ait önemli bilgileri yanında götürdüğü, Almanya hükümetine teslim iade edilmemesi karşılığı bu bilgileri paylaşma önerisinde bulunacağı iddia ediliyor. Bu çok ciddi, korkunç, vahim bir iddia. Öte yandan yani bu savcılar neden kaçtılar? Neden kaçma ihtiyacı hissettiler? Yani hukukun simgesi haline gelmiş bir insan bir zamanlar. Evet. Hukuk insanının böyle yasal bir soruşturma karşısında kaçması ne derece mantıklı, ne derece akıllıca, nasıl yorumlanabilir? Evet, aslında ne savcıların kaçması, şöyle bir meseleyi birazcık takip eden, yani bizim için hiç şaşırtıcı olmadı ama paralel yapı nasıl, ne menen bir yapı olduğunu takip eden ve onun farkına varmış kişiler için de hiç şaşırtıcı değil. Yine ülkeye ait, bu ülkenin milli çıkarlarını, menfaatlerini tehdit edecek, tehlikeye sokacak bir takım materyallerin yurt dışına gönderilmesi, götürülmesi de paralel yapıyı bilince hiç sürpriz değil. Çünkü benzer bir durumun zaten daha önce 17 Aralık döneminde bu evet. da ortaya çıkmıştı. Yine adli imamları tarafından farklı ülkelere götürüldüğü çeşitli işte binlerce dinlemelerin, insanların özel bilgilerinin, mahrem kayıtlarının, banka bilgilerinin, ülkeyle ilgili, şahıslarla ilgili her türlü bilginin gönderildiğini, götürüldüğünü biliyoruz. Ben burada şunu soruyorum, yani açıkçası izleyicilerimize de
yani işi hem iş olarak takip ediyorum hem de yani ilk olayı duyduğum andan itibaren er geç bir insan hani masumsa muhakkak aklanır. Yani sen masum idiysen neden kaçtın sorusu akla geliyor. Ya böyle bir şeyi zaten düşünmüyorum da ben ortada bir masumiyet olduğunu düşünmüyorum ama onların iddiası. Eğer böyle bir durum vardıysa madem bir hata yoktu, madem bir hukuksuzluk yoktu, madem işte darbe girişiminde bulunmadınız niye kaçtınız diye soruyorum. Güzel. Biz de programımızın sonuna yaklaştık. Artık birlikteliğimiz sona erecek. Son olarak şunu sormak istiyorum. Siyasi gündemin dışından uzaklaşarak bir kadın olarak gazeteci olmak, röportajlar yapmak, medyanın merkezinde olmak nasıl bir duygu? Tavsiye ediyor musunuz? Neler hissediyorsunuz? Bununla bitirelim. Evet. Açıkçası çok keyifli bir meslek. Belki bu birçok meslek için söylenebilecek bir şeydir. Hani seviyorsanız, yapmak istediğiniz bir meslekse, çalışmak istediğiniz bir alansa hiçbir yoruculuğu olmuyor. Ama şunu söyleyebilirim. Mesai hiç bitmiyor. 7-24 böyle bir teyakkuz halindesiniz. Her zaman gündemi takip etmek. Yani işiniz bitmiyor. Eve geldiğinizde mesai bitti olayı durumu yok. Bu bazen zorluklar doğurabiliyor. Özellikle bir bayan olunca. Fakat ben halimden çok memnunum. Çok keyif alarak yaptığım meslek. Bu işe ilgi duyanlarda da ben bu işi yaparım. Hani o yorulmak da bana tatlı bir yorgunluk olarak geliyor diyorlarsa tavsiye ediyorum. Yoksa biraz mesai şeyi zor ama çok keyifli bir meslek. Ben keyif alarak icra ediyorum. Biz de sizi takip ederken, izlerken keyif alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili Nil Gülsün, programımıza katıldınız. Gündemi konuştuk. Bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ev sahipliğiniz için, davet ettiğiniz için. Görüşmek üzere tekrar. İnşallah farklı programlarda yine birlikte İnşallah. Oluruz. Bugün de bir programın sonuna geldik. Ülke gündemi yoğun. Erken seçim kapıda. Koalisyon görüşmeleri tıkandı. Çok hızlı gelişmeleri peş peşe yaşayacağımız bir sürece girdik. Dileriz süreç ülkemiz için, milletimiz için, hepimiz için hayırlara vesile olur. Zincirler öyle oluşur. Bizler de ülkemizin kaderi için, çocuklarımızın kaderi için ev birliğiyle fiziken, ruhen, bedenen dua etmeye devam edelim diyorum. Umarım güzel neticeler alırız, güzel haberler alırız. Yeni bir programda, yeni bir konukla tekrar görüşünceye kadar ben de size hayırlı günler diliyorum. Mutlu kalın, görüşmek üzere.